Arkadaşlar, bugün bu videomuzda size evinizde havlularınız, eskiyen havlularınızı nasıl değerlendireceğinizi anlatacağım. Şimdi benim bu havlum eskimişti, yanları yıpranmıştı. Küçük bir parça kenarına koyarak, ister kıvırarak, ister bir parça koyarak bu şekilde bir kenar yaptım. Sizler de bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra terliklere koydum. Kenarından kalemle çizdim. Bu beyaz havlularımdan da yapmıştım ama bu renkli bir havluydu. Artık kullanılmaz durumda. Sertleşmişti. Atmak yerine bunu bir ayak havlusu olarak değerlendiriyorum. Terliklerimi üzerine koydum. Çizdim. Bakın. Ben tekini yaptım. Tekini de sizle beraber nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu tarifte makine işlemine kadar tarif etmemin tek sebebi benim kanalım dikişi hiç bilmeyen arkadaşlarıma yönelik. Hani belki arkadaşlar ya bu kadar tarife ne gerek var diyebilir ama benim için önemli olan dikişi hiç bilmeyen arkadaşlara bunu tarif etmek. Şu an bu yapmış olduğum, çizmiş olduğum aya ikincisini sizle beraber makinede nasıl yapacağımı göstereceğim. Hiç bilmeyen arkadaşlara tekrar tarif ediyorum. Bakın. Şimdi normalde 1, 2, 3, 4. Tamam mı? Ben bunu şurada pikonun sıkı ayarı var. Oraya getiriyorum. Getirdim mi? Şimdi dikiş ayarımı da sülfüleye getiriyorum. Bakın. Şu an sülfülede. Yani burası dikiş ayarıydı. Burası sülfüle ayı. Şimdi başlıyorum. Makinamı çizmiş olduğum terliğimin çizgisinden takip ederek makinamı çok fazla tutmuyorum. Bakın asılmıyorum. Çünkü sıkı yapacağı için. Bu işlemi dikişi hiç bilmeyen arkadaşlarıma tarif ediyorum. Döndürüyorum. Bakın. Çizdiğim kalemin üstünden çeviriyorum. Hiç bilmeyen arkadaşlarım için bu tarifi. Eskiyen havlularınızı bu şekilde ayak havlusu yaparak evinizde değerlendirebilirsiniz. Bakın dönüyorum, dönüyorum. Birinci sıraya geldim. Bunu bir kere de bırakabilirsiniz. Ama ben daha gösterişli, daha ayrıntılı olsun diye ikinci kez yapmış olduğum yerden tekrar üstüne devam ediyorum. Neden? Bir de bakın asılmıyorum. Neden asılmıyorum? Çünkü sıkı yapacak piko tarzında işlev yapılıyor. Eğer asılırsa o zaman çok geniş çarklar geniş kalır ve aralar sık olmaz. Evet, bakın. Döndürüyorum. 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 Hiç elimi döndüre döndüre. Bakın şurada bakın. İlk sırada mesela biraz atlamış. Yani yavaş yaparsanız bakın yavaş yaptığınızda bu daha iyi doldurur. Yaptığınız yeri makina daha sıkı işlevini yapar. Tekrar şunu hızlandırayım. Arada bir dikiş harici sizlere böyle değerlendirmeleri de göstereceğim. Evet bakın. Evet.
şu an ne yaptı? Bir takılma yaptı. Hemen onu kurtardım. İşte bu. Ve şu anda geldi. Ne yapıyorum? Evet, bakın şimdi. Bu bir evinizdeki eski havluyu değerlendirme. Yani şöyle iplerini de kesip size tekrar yere koyup ben bu havlunu nasıl banyonuza, dışarıdan almanıza gerek kalmadan evdeki havlunuzu, eski bir havlunuzu, ayak havlusu olarak değerlendirebilirsiniz. Bakın şöyle yakınlaştıralım. Sık bir şekilde makinamızı ayak şeklini vererekten böyle bir değerlendirme yaptık. Güle güle kullanın, iyi günlerde kullanın. Abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi bırakmayın.